Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadisi kitabullah ve hayrul hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilmen nafi'an ve elhatna bis-salihin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Durusul Luga Arabiye li gayrin natiqine biha kitabının 3. ciltinin 10. dersine başlıyoruz. Eddersül Aşiru 10. ders. Dersi okuyup açıklıyorum. Lütfen takip edin. Rannel Ceresü zil çaldı ve bede'etil hıssatül hamisetü 5. ders başladı. Merrat aşru dakika 10 dakika ev veyahut da ekseru daha fazla geçti. Velem ye'til müderrisü öğretmen gelmedi. Se'imet tullabul intizara öğrenciler beklemekten usandılar. Ve tafigu yeteharrakune min mekanihim min emakinihim, evet, yerlerinden oynamaya, hareket etmeye başladılar. Ve ya'besune ve lüzumsuz boş hareketlerde bulunmaya başladılar. Febaduhum ve bazıları vagafe yahtubu ayakta durup konuşmaya başladı. Ve ba'duhum ceale yektubu alessebûrati bazıları yazı tahtası üzerine yazmaya başladılar. Dehalel murakibu fec'eten ansızın murakip içeri girdi. Ve gale dedi ki ma hâzâ bu nedir? Emrukum fevdâ sizin durumunuz çok karışık, gürültülü. Ki ennel fasle sanki sınıf, sugun çarşı gibidir. İsme'u dinleyiniz. İnne müderrisekum şüphesiz ki sizin öğretmeniniz meridun hastadır. Felem yahtur gelmedi el yevme bugün. Feyumkinukum sizin için mümkündür. Ezzehabu ilel mektebeti kütüphaneye gitmeniz sizin için mümkündür. Evil insiraf fil ilel mehaci'i yurtlara gitmeniz sizin için mümkündür. Entezhebu ilel mektebeti kütüphaneye gitmeniz hayrun lekum sizin için daha hayırlıdır. Haracna biz çıktık. Min mebnel mahede enstitünün binasından çıktık. Kânetis saatü saat Es-saniyete aşara ve nısfe 12.30 idi. Ra'a ba'du zümelâi bazı sınıf arkadaşlarım en ne'uden müderrisenel merida hasta olan öğretmenimizi ziyaret etmemizi düşündüler. Fekultu lehum onlara dedim ki leysel baktu münasiben vakit uygun değildir, münasip değildir. Lil iadeti ziyaret için. Sene'udu ba'de salatil asri inşallah. İnşallah ikindi namazından sonra ziyaret edeceğiz. Galu dediler ki er-ra'yu ra'yuke senin görüşün daha isabetlidir dediler. Temarinu alıştırmalar. Birinci alıştırma şöyle. Ecip anil esiletil atiyeti aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Birinci soru. Lime lem yahtur el müderrisü. Öğretmen niçin gelmemiştir? Evet. Li ennehu maridun. Lem yahtur el müderrisü li ennehu maridun. Çünkü o hastadır. İkinci soru. Men illedi semahat littullabi bil insirafi. Evet. Öğrencilere okuldan, sınıftan ayrılma iznini veren kimdir? Men illedi semaha littullabi bil insirafi.
Öğrencilere sınıftan ayrılma iznini veren kimdir? Evet. El muragibu semaha lehum bizzehabi. Evet. Murakip onlara ayrılma iznini vermiştir. Üçüncü soru. Kem kâneti saatu, saat kaç idi? İndema haracu, çıktıkları zaman min mebnel mahedi, enstitünün binasından çıktıkları zaman saat kaç idi? Kâneti saatu efaniyete aşara ve nısfe. Evet. Saat 12.30 idi. İkinci alıştırmaya geçiyorum. Evet, önemli bir konuyu açıklayacağız Arapçada değerli öğrenciler. Evet, gerçekten temel olan Arapçada çok önemli olan bir konu. Cümle çeşitlerini açıklıyoruz. El cümletü cümle, Arapçada cümle, imma ismiyetün ve imma fiiliyetün. Arapçada cümle ya isim cümlesidir veya fiil cümlesidir. Yani Arapçada cümle iki kısma ayrılır. Birincisi isim cümlesi, ikincisi de fiil cümlesidir. Önce isim cümlesini açıklayalım. Fel cümletü ismiyetü isim cümlesi hiye elleti sadruha evet başında sadruha başında ismün sarihun sarih açık bir isim olan cümleye isim cümlesi denilir. Örnek nahvu Allahu gafurun Allah çok bağışlayandır. Bakın burada Allah ismi var cümlenin başında. Dolayısıyla bu cümle isim cümlesidir. Dolayısıyla başında isim olan cümleye isim cümlesi deniliyor. Yine ikinci örnekte de hadihi medresetün bu bir okuldur. Hadihi ismi işarettir. İşaret ismidir. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. Ene müştehidün ben çalışkanım. Ene zamirdir. Zamir de isim olduğu için nedir? Bu da isim cümlesidir. Ben çalışkanım. İkinci olarak isim cümlesinin başında mastar müevvelün. Mastarun müevvelün. Müevvel bir mastar olabilir. Örnek nahvu ve ente sumu sizin oruç tutmanız hayrun leküm sizin için daha hayırlıdır. Ve ente sumu mastar müevvel müpteda mahallinde hayrun haberdir. Evet, Bakara suresi 184. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi tevil edecek olursak burada entesumu'nun takdiri takdiruhu siyamukum sizin oruç tutmanız, sizin orucunuz hayrun daha hayırlıdır. Lekum sizin için daha hayırlıdır. Evet, isim cümlesinde harfun müşebbehetun bil fiil fiile benzeyen bir harf olabilir. İsim cümlesinin başında. Nahvu örnek. İnnallâhe gafûrur rahîmun. Evet. Şüphesiz ki Allah, İnnallâhe gafûrun. Allah bağışlayandır. Rahîmun, rahimdir. Evet. Burada inne harfun müşebbehedün bil fiil. Fiile benzeyen bir harftir. El ahrufül müşebbehetü bil fiil. Fiile benzeyen harfler. Hiye inne ve ahavatuha. İnne ve kardeşlerine el ahruful müşebbehe bil fiil diyoruz. Evet. İsim cümlesini bu şekilde anlamış olduk. Dolayısıyla isim cümlesi bir müpteda bir de haberden meydana geliyor. Önce müpteda sonra haber geliyor. Ve müpteda da haber de merfu oluyor. İsim cümlesini bu şekilde özetledikten sonra ikinci çeşit cümle de vel cümletül fiiliyetü fiil cümlesidir. Evet. Peki fiil cümlesi nedir? Hiye elleti sadruha başında birinci olarak fiilün taammun tam bir fiil olan cümle fiil cümlesidir. Nahvu tam fiile şunu örnek verebiliriz. Talaatil eşşemsü güneş doğdu. Talaat tam bir fiildir. Evet fiille başladığı için bu cümle nedir? Fiil cümlesidir. Talaat fiili mazidir. Eşşemsü faildir. Evet. Fiil cümlesinde fiil başta olur, daha sonra fail gelir. Ondan sonra da bazı cümlelerde, bazı fiil cümlelerinde mef'uller de olabilir. Evet, ikinci olarak fiilün nakısun, nakıs fiil de olabilir. Fiil cümlesinin başında. Nahvu örnek, kânet, kânel cevru, hava idi, bariden, hava soğuk idi.
Dikkat ederseniz kâne fiilü nakıstır. Ef'alü nakısa nakıs fiiller hiye kâne ve ahavatuha kâne ve kardeşlerine nakıs fiil deniliyor. Dolayısıyla kâne isim cümlesinin başına gelmiş ve müptedayı kendisinin ismi yapmıştır. Kâne el-cevvü, el-cevvü ismi kânedir. Kânenin ismidir, merfudur. Bariden de haberi kânedir ve mensuptur. Kâne ve kardeşleri isim cümlesinin başına gelir ve müptedayı kendisinin ismi yapar ve haberi de kendisinin haberi yapar. El-fiilü tammu, tam fiil, yahtacu ila failin, evet tam fiil, faile ihtiyaç duyar. Vel fiilün nakıs, nakıs fiil ise yahtacu ila ismin ve haberin, bir isim ve bir habere ihtiyaç duyar. Evet, böylece fiil cümlesinde bu şekilde ne yapmış olduk? Kısaca açıklamış olduk. El cümletü, şimdi isim cümlesi ve fiil cümlelerine örnekler vereceğiz. Önce isim cümlesine örnek veriyoruz. Lütfen dikkat edelim. El cümletül ismiyetü. Birinci örneğimiz Allahu gafurun. Allah çok bağışlayandır. Evet. İkinciye entesumu, oruç tutmanız hayrun lekum, sizin için daha hayırlıdır. İnnallâhe, şüphesiz ki Allah gafurun, çok bağışlayandır. Bunlar isim cümlesine örnekler. Fiil cümlesine örnek olarak ise talaati şemsü, tam fiile örnek. Evet, güneş doğdu. Kânel cevvü bariden, hava soğuk idi. Evet, bu da kâne ve kardeşlerinin başına gelmiş olduğu isim fiil cümlesidir. Evet, istahric mafid dersi, dersten çıkart. Minel cümelil ismiyeti, isim cümlelerini çıkarın. Ve ayyin, belirtiniz, nev'as sadrı fi kulli vahidetin, her cümledeki, cümlenin başındaki ismin çeşidini belirtiniz diyor. Evet, birinci soru bu. Derste geçen isim cümlelerini çıkaracağız ve cümlenin başındaki ismin çeşidini belirteceğiz. Bunu inşallah deftere yazıyorsunuz. İkinci olarak istahriç, çıkarınız. Mafid dersi, derste olan minel cümelil fiiliyeti, bu sefer de fiil cümlelerini çıkaracağız. Ve ayyin nev as-sadrı fi kulli vahidetin minha, her bir cümledeki fiilin çeşidini ne yapacağız? Açıklayacağız. Bunu da deftere ödev olarak yapıyorsunuz. Evet, üçüncü olarak havvilil mesadıra, mastar çoğulu mesadırdır. Havvil, değiştir. El mesadıra, mastarları değiştiriniz. Elvaridete, gelmiş olan fil cümelil atiyeti, aşağıdaki cümlelerde gelmiş olan mastarları değiştiriniz. Neye değiştireceğiz? İla masadıra müevveletin, evet, müevvel mastar olarak değiştireceğiz. Birinciye bakalım. Baga uke hune, burada kalman, senin burada kalman, fil utlati, tatilde, ahsenü leke, senin için daha iyidir. Evet, bunu mastar müevvel yapacak olursak entebka hune fil utlati ahsenü leke, bu şekilde mastar müevvel ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Tekrar ediyorum. Entebka hune, burada kalman, fil utlati, tatilde, ahsenü leke, senin için daha iyidir. B. Sekenüne, bizim fil mahçayı, yani yurtta kalmamız, yurtta oturmamız, eftalü lena, bizim için daha eftaldir. Bunu mastar müevvel yapacak olursak en neskune fil mahçayı, yurtta oturmamız, ikamet etmemiz, eftalü lena, bizim için daha eftaldir. Evet, üçüncüyü yapalım. Gale müderrisül hattı, hat öğretmeni dedi ki kitabetukum nısfe safhatin, evet, yarım sayfa yazmanız, sizin yarım sayfa yazı yazmanız, bir hattın cemilin, güzel bir yazıyla yarım sayfa yazı yazmanız, ehabbu ileyye, benim için daha sevimlidir, min kitabetikum, yazmanızdan,
Safahatin bi hattin rediin, çirkin bir yazıyla sayfalarca yazmanızdan daha sevimlidir. Evet, bunu mastar müevvel yapacak olursak en tektubu nisfe safhatin bi hattin cemilin ehabbu ileyye min en tektubu safahatin bi hattin rediin. Bu şekilde mastar müevvele ne yapabiliriz? Çevirebiliriz. Evet, dördüncüye bakalım. Ma takdirul masdarul müevvel fi kavlihi teala fi suretil bakarati. Bakara suresindeki ayeti kerimedeki masdarın takdir edilen, tevil edilmiş şekli nedir diye sormuş. Evet. Ve en tafu, sizin affetmeniz ekrabu lit takva, takvaya daha yakındır. Evet, burada afa yafu fiili afa mazisi affetti. Yafu affediyor. Mastaruhu affun. Evet, mastarı affundur. Dolayısıyla bunu mastara çevirecek olursak affukum, affukum sizin affınız ekrabu lit takva, takvaya daha yakındır. Evet. Beşinciye bakalım. Hati felasete emsiletin, üç tane misal getiriniz. Evet, lil cümletil ismiyeti, isim cümlesi için üç tane örnek veriniz. Sadruha, başı, isim cümlesinin başı. Ahrufun müşebbehetün bil fiil, fiile benzeyen harfler olsun. Evet, innallaha gafurun gibi. Üç tane isim cümlesi isteniyor ve baş tarafında fiile benzeyen harfler olması isteniyor. Bunu deftere yazıyorsunuz. Evet, diğerine bakalım. Hati felasete emsiletin, üç tane misal getiriniz. Bu sefer de lil cümletil fiiliyeti, fiil cümlesi için üç tane örnek getiriniz. Sadruha, fiil cümlesinin başı, ef'alün tammetün, tam fiil olsun. Evet, bunu da üç tane fiil cümlesi, baş tarafında tam fiil olan üç tane fiil cümlesi deftere yazıyorsunuz. Evet, yedincisi, hati getiriniz. Felasete emsiletin, üç tane misal getiriniz. Lil cümletil fiiliyeti, fiil cümlesi için. Sadruha, o cümlelerin başında. Ef'alun nakısatun, nakıs fiil olsun. Evet, bu sefer de nakıs fiiller başında olan üç tane fiil cümlesi defterimize yazıyoruz. Evet, üçüncü alıştırmaya bakalım. Tafika, sevgili öğrenciler, tafika fiili başlama, yani Arapçada şuru denilen fiillerdir. Yani başlangıç ifade eden fiillerdir. Tafika'dan sonra muzari fiil geldiğinde başladı, o fiili yapmaya başladı manası veriyoruz. Mesela tafika yef'alu keza, şöyle yapmaya başladı. Ceale yef'alu keza, başka bir şuru fiili de cealedir. Ceale, tafika. Evet, bu da başladı manasını veriyoruz. Ceale yef'alu keza, şöyle yapmaya başladı. Ehaze de aynı şuru fiilidir. Ehaze yef'alu keza, şöyle yapmaya başladı. Yani ey şer'a bi fiilihi, onu yapmaya başladı manasını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Hâdihil ef'alü selâsetü, yani bu üç fiil, altını çizmiş olduğum tafika, ceale, ehaze, bu üç fiil. Te'amelu amele kâne, kânenin amelini yapıyor. İlla enne haberaha, ancak bunların haberleri, bu fiillerin haberleri, yecibu en yekûne, olması gerekir. Cümleten fiiliyeten, fiil cümlesi olması gerekir. Fiiluha mudari ve fiili de muzari fiil olması gerekir. Örneklerde olduğu gibi. Evet, edhil kulle fiilin min hadihil ef'al, bu üç fiili cümlede kullanınız diyor. Fi cümletin müfidetin, faydalı cümlelerde kullanınız. Evet, yine bu tafika, ceale, ehede fiillerini, şuru fiillerini üç tane fiil cümlesinde kullanıyoruz ve bu fiillerden sonra muzari fiil geliyor ve ne yapıyoruz? Deftere o cümleleri yazıyoruz. Mesela et-talibu tafika yeştehidu dersehu. Mesela öğrenci dersini çalışmaya başladı gibi. Evet, dördüncü alıştırmamız. Hati mudari al-ef'alil atiyeti, aşağıdaki fiillerin muzarilerini getiriniz. Evet, teharreke, teharreke hareket etti demek.
teharreke yeteharraku, hareket ediyor. Evet. Abese, yani faydasız boş iş yaptı. Abese, yabesu muzarisi. Evet. Seime, usandı, bıktı demek. Seime, yesemu, usanıyor, bıkıyor. Evet, bu fiillerin de bu şekilde muzarilerini getirmiş oluyoruz. Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Subhanekallahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala. Fatiha.